Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için podcast6 kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman takkom.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'in yeni bölümünde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın siyasal yaşamını mercek altına alacağız. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'de siyaset bilimi, demografi ve sosyoloji çalışan herkesin mutlaka yerinde incelemesi gereken şehirlerin başında geliyor Iğdır. Memlekete güneşin doğduğu, en doğudaki toprak parçasını özel kılan şey ise sahip olduğu etnik ve mezhepsel çeşitlilik. Son 30 yılda artan Kürt nüfusunun yanı sıra Azerbaycan Türklerinin de yoğunlukta olduğu bir şehir Iğdır. Iğdır'daki Türk milliyetçileri Kürt nüfusunun yoğun olduğu bir coğrafyada yaşadıkları için kimliklerine daha çok sahip çıkıyor. Şehrin son yıllarda yetiştirdiği en tanınmış siyasetçilerden biri olan Sinan Oğan da bu gelenekten geldi ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Yaklaşık 10 günlük bir süreç içerisinde sahaya indik ve 111.506 imzamızı pazar günü itibariyle 100.000 sınırını geçtikten sonra tamamladık. Bugün artık huzurunuzda Ata İttifakı'nın resmi statüsünü kazanmış Cumhurbaşkanı adayı olarak bulunmaktayım. ...1967'de Azerbaycan Türk'ü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'da hayata gözlerini açtı Sinan Bey. Kendi ifadesiyle Kafkasya dağlarına, Aras nehrine dalıp giderek Türk dünyasını hayal ederek büyüdü. Zihninin açıldığı ilk yıllardan itibaren de kendisini hep Türk milliyetçisi olarak tanımladı. İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde işletme okudu Sinan Oğan. Ancak asıl çalışmalarını Moskova'da yaptı. Bu şehirde siyaset bilimi doktorasını tamamlayan Oğan, aynı zamanda Rusça da öğrendi. Kendi tabiriyle Türkiye'nin az sayıdaki Rusya uzmanından birisi oldu. Ülkeye döndükten sonra 2004'te kurduğu Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi ya da kısa adıyla TürkSAM, Sinan Bey'in hayatını değiştirecekti. Türk dünyası üzerine araştırmalar ve çalışmalar yürüten bu merkez, kısa zaman sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dikkatini çekti. Bahçeli, TürkSAM Başkanı Sinan Oğan'dan uluslararası siyaset ve Türk dünyasına ilişkin kapsamlı raporlar aldı. Böylece Oğan ve Bahçeli'nin yolu kesişmiş oldu. 2006'da başlayan bu hukuk, 5 sene sonra bambaşka bir evreye ulaştı. Oğan'ı yanına çağıran Devlet Bahçeli, kendisini parlamentoda görmek istediğini söyledi. Oğan ise bu davete, "Nasıl münasip görürseniz efendim" şeklinde karşılık verdi. Böylece Sinan Oğan, 2011 genel seçimleriyle birlikte siyasete adım attı. MHP'nin Iğdır milletvekili adayı oldu. Partisinin bu seçimlerde birinci geldiği tek ilde burası olmuştu. Siyasi yaşamının ilk seçiminde meclise girmeyi başardı Oğan. Milliyetçi Hareket Partisi, geleneksel olarak lider hakimiyeti ve örgüsünün çok kuvvetli olduğu bir siyasi oluşum. Bu partide nitelikli ve medyatik olmak, dikkat çekmek veya tanınırlık kazanmak avantajdan çok bir dezavantaj yaratıyor. O anında MHP ile yaşadığı problem bu oldu. Akademisyen geçmişi ve entelektüel birikimiyle parti içinde fark yaratan Oğan, 4 yıllık vekilliği süresince adını tüm Türkiye'de duyurdu. 2011-2015 arasında geçen yıllar, AK Parti iktidarının Kürt açılımı kapsamında ciddi adımlar attığı bir dönemdi. Sinan Oğan da bu süreçte iktidarın açılım politikalarını en sert şekilde eleştirerek milliyetçi kamuoyunun desteğini arkasına aldı. Bu destek her geçen gün büyüyordu. Buyurun, Başbakan da sayın demedi mi? Lütfen, teröriste sayın denilen bir mecliste bize sayın demeyin. Gidin kendinize söyleyin. İstiyorsanız ben size de sayın derim. Recep Tayyip Erdoğan korkusu ne büyük bir korkuymuş ki
sizin için Allah korkusundan bile daha önce geliyor. Nedir bu haliniz? Nedir Sayın bu haliniz? Oğlan, lütfen ya. Nedir bu haliniz sizin? Lütfen konuşmayın. Konuşmayın, aklınızı başınıza alın. O anın parlayan yıldızı bir noktadan sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi huzursuz etmeye başladı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden kısa bir süre önce o anın kendisine danışmadan verdiği bir söyleşiye kızan Bahçeli, "Madem ki bana ihtiyacın yok, öyleyse bundan sonra yalnız başına yürü," dedi. Böylece o an gözden çıkarılmış oldu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP, milletvekili adayları listesinde o ana yer vermemişti. 7 Haziran seçimlerindeki en büyük zafer HDP'ye aitti hiç kuşkusuz. Barajı aşmakla kalmayan parti %13 oy oranına ulaşarak meclise 80 milletvekili sokmayı başardı. HDP'nin parlamentoda kazandığı koltuklar, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ilk kez tek başına iktidarı elde edememesine yol açmıştı. MHP de bu seçimde HDP'nin yükselişine karşı tepkinin temsilcisi olmuş ve oyların %16'sını almayı başarmıştı. Bu yüksek bir orandı. Fakat MHP'nin mecliste elde ettiği koltuk sayısı HDP ile aynı sayıya denk gelmişti. MHP kanadından zafer açıklamaları gelirken herkesin aklından geçip söyleyemediğini Sinan Oğan Twitter'da şu sözlerle ifade etti. Türk Milliyetçilerinin Partisi MHP, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, Türk dünyasının göz bebeği İstanbul'da HDP'nin gerisinde kaldı. Başarı nerede? İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. MHP Yüksek Disiplin Kurulu acil olarak toplanıp Sinan Oğan'ı partiden ihraç etti. Şimdi ne olacak? Mücadeleye devam edeceğiz. Onlar ihraç etmekten yoruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Onlar ihraç edecek, biz geri geleceğiz. Kapıdan kovacaklar, bacadan gireceğiz. Amiyana tabirle. Milliyetçi Hareket Partisi kimsenin babasının malı değil. Ben siyasete Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladım. Ben bu camianın içine doğup büyüdüm. Beni bu camiadan koparmaya kimsenin hakkı yok, gücü de yetmez. O anın yaptığı çıkışın böylesi sert bir karşılık bulmasının temel sebeplerinden biri de kuşkusuz yaptığı yorumun isabetli olmasıydı. HDP'nin İstanbul gibi bir merkezde MHP'den daha fazla milletvekili çıkarması ülkücü camia için sindirilebilir bir durum değildi. Sinan o anda bu yarayı kaşımış ve şimşekleri üzerine çekmişti. 7 Haziran seçimleri sonrası Türkiye korkunç bir kaosa sürüklendi. Ülkenin dört bir yanında bombalar patlıyor, insanlar sokağa çıkmaya bile çekiniyordu. Koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi neticesinde erken seçim kararı alındı. 1 Kasım 2015'te yeniden sandıklar kurulacaktı. Yalnızca 5 ay önce %16 oranını yakalayan Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimde 2 milyondan fazla oy kaybederek %12'ye kadar geriledi. Parti tüm kazanımını yitirmişti. Böylece AK Parti 5 aylık anlaşmazlık döneminin ardından yeniden tek başına iktidara geldi. Bu seçimle birlikte MHP'de tam 2 sene sürecek sancılı ve karmaşık bir dönem başlayacaktı. Fakat burada bölümümüze kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Geri geldiğimizde yaşananları incelemeye devam edeceğiz. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için podcast 6 kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol, bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. 1 Kasım sonrası parti genel merkezine ilk isyan eden isimlerin başında Sinan Oğan geliyordu. Sosyal medyada "O an geliyor" hashtagleri açıldı. Sinan Bey çok geçmeden MHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etti. Devlet Bahçeli'nin derhal partiyi kurultaya götürerek
seçim sonuçlarının hesabını vermesini istedi. Biz ülkücülere diyoruz ki bize müsaade edin, bizi görevlendirin, bizi yetkilendirin. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidar yapacağız. Bunun için bilgimiz yeterlidir, deneyimimiz yeterlidir, enerjimiz yeterlidir. Kısa zamanda OAN'ın yanına yeni isimler katıldı. Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ da Sinan Oğan'la birlikte genel başkanlığa adaylıklarını koydular ve kurultay çağrısı yaptılar. Dört genel başkan adayı güçlerini birleştirerek kurultay için imza toplamaya başladı. Ancak MHP Genel Merkezi kurultay çağrılarını kabul etmiyordu. Üstüne üstlük Devlet Bahçeli, Sinan Oğan'ın partiden atıldığını ve genel başkan adayı olamayacağını açıklamıştı. Sinan Oğan, MHP'nin Iğdır İl Teşkilatı'nın bir üyesiydi. İhracının tamamlanması için Iğdır İl Disiplin Kurulu'nun karar alması gerekiyordu. Ancak o anı kendi evlatları gibi seven Iğdır Teşkilatı adeta intihar ederek genel merkezin ihraç kararını uygulamayacağını açıkladı. Bunun üzerine MHP Genel Merkezi eşi görülmemiş bir karara imza atarak partinin Iğdır Teşkilatı'nın lağvedildiğini duyurdu. Sinan Oğan meselesi koskoca bir il teşkilatının kapısına kilit vurdurmuştu. Yargıtay daha sonra Oğan'ın ihracını usule aykırı bularak kararı iptal etti. Buna rağmen yeniden toplanan MHP Genel Merkezi Oğan'ı tekrar ihraç etti. Muhalif MHP'liler imza üstüne imza topluyor, kurultay çağrıları yapıyor, topladıkları imza sayılarını mahkemeye işliyorlardı. Genel Merkez ise Nuh diyor, peygamber demiyor, kurultay için imza veren teşkilatları bir bir kapatıyordu. 2016'nın ilk aylarında Türkiye'nin tüm gündemi MHP'deki kurultay süreci olmuştu. O an bu dönemde tıpkı diğer genel başkan adayları gibi şehir şehir, ilçe ilçe dolaştı. Kurultay için imza topladı. Daha fazla bu hareketin önünü tıkamayınız. Ülkücü hareketi engellemeyiniz. Ülkücü hareket kurultay istiyor ve ülkücü hareket kurultayını gerçekleştirecektir. Allah nasip ederse bir ay içerisinde kurultayımızı gerçekleştireceğiz ve ondan sonra da iktidar yürüyüşünü inşallah başlatacağız. MHP'nin olağanüstü kurultay süreci çok uzun bir dönem boyunca Türkiye'nin gündeminde kaldı. Muhalifler iki defa kurultayı toplamış ancak mahkeme kararı iptal etmişti. İktidar MHP'de değişim yaşanmasını istemiyordu. Bu yüzden de Bahçeli'ye açıktan bir destek sağladılar. Parti içindeki muhaliflerin önü bir şekilde tıkandı. Uzun yıllar sonra ilk kez polisler ülkücülere fiziksel müdahalede bulundu. Ülkücü hareket engellenemez sloganları tomaların, biber gazlarının arasına karıştı. O günlerde milliyetçi muhalefet kanadının o ana duyduğu saygı daha da katlandı. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MHP'li muhaliflerin kurultay mücadelesi iyiden iyiye sekteye uğradı. Devlet Bahçeli bütünüyle sırtını iktidara yaslamış ve başkanlık sistemine destek açıklaması yapmıştı. Benim Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen genel kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyun vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım. MHP içinde olağanüstü kurultayı gerçekleştiremeyen muhalif ülkücüler bu sefer iktidarın ve genel merkezin karşısında başkanlık referandumunda hayır kampanyasına destek verdi. Türk Milliyetçileri Hayır Diyor platformu kuruldu. Sinan Bey yine sahalara çıktı. Şehir şehir gezip hayır propagandası yürüttü. Ülkücü taban, genel merkez Balgat hariç tek adam rejimine, bu sisteme hayır diyor. Taban çok kızgın. Ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin %90'ı hayır diyor. Tam tekmil hem sahada hem sandıkta olacaklar. Gittiği yerlerde MHP teşkilatlarının saldırısına uğradı. Milliyetçi Hareket Partisi bu sistem içerisinde evet çıkarsa ne olacak? Sistemin içinde kalacak, kapatılacak. Peki Milliyetçi Hareket Partili birisi kendi partisinin kapatılmasına niye evet desin arkadaşlar? 16 Nisan 2017 başkanlık referandumunda sandıktan %51,41 oranında evet kararı çıkmıştı. İktidar yanına MHP ve BBP'yi almış, tüm devlet gücünü kampanya için harcamıştı. Tüm bu çabalara rağmen iktidar ancak %51 gibi tartışmalı bir oy oranı elde edebilmişti.
Oluşan bu dengeli sonuçta MHP'li muhaliflerin yürüttüğü hayır çalışmalarının etkisi çok büyüktü elbette. Genel merkezin başkanlık desteği sandığa yansımamış, ülkücüler büyük oranda hayır oyunda birleşmişti. Böylece parti içindeki muhalefetin toplumsal tabanda da karşılığı olduğu onaylandı. Artık ayrılık çanları çalıyordu. Ülkücü muhalifler ayrı bir siyasi parti kurmaya karar verdiler. Meral Akşener'in liderliğinde İYİ Parti'nin kuruluş çalışmaları başladı. Ümit Özdağ ve Koray Aydın da Akşener'in liderliğini kabul ederek bu partinin saflarına katıldı. MHP'nin 4 genel başkan adayından yalnızca Sinan Oğan, İYİ Parti'ye katılmayı reddetti. Oğan, MHP dışında bir partide siyaset yapmak istemediğini, kendi başına muhalefeti sürdüreceğini söyledi. Onun bu tavrına kızan Meral Akşener ise tüm köprüleri yıkan açıklamayı yaptı. Sinan Bey'e başarılar diliyoruz, dedi. Sinan Bey, MHP genel merkeziyle olduğu gibi muhaliflerle de yollarını ayırmıştı. Artık yalnız başına yürüyecekti. 2018 sonrasında gençlik yıllarına geri döndü. Tekrar kendi başına yayınlar ve yorumlar yapan bir Türk milliyetçisine dönüştü. Twitter'ı oldukça aktif kullandı. Televizyon programlarında yorumculuk yaptı. Özellikle sığınmacı meselesinin toplumsal tepkiye yol açması, o anında bu konuda sığınmacıların her şart ve koşulda geri gönderilmesi gerektiğini savunan bir çizgiyi takip etmesi, öfkeli milliyetçileri ona yeniden yaklaştırdı. Adı İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi ile anılıyordu artık. Ancak Sinan Bey bu partiye de katılmayı reddetti. Buna rağmen kısa bir süre sonra Zafer Partisi'nin öncülüğündeki Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak adı konuşulmaya başlandı. Sonuç olarak Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülken Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nin kurduğu ittifak o anı ortak aday olarak duyurdu. Hemen ardından adaylık için gereken 100 bin imzayı da toplamayı başararak seçimlere katılmaya hak kazandı Sinan Oğan. Dedik ki eğer bir Türk milliyetçisi aday çıkmaz ise üzerinde uzlaşılan şartımız bu. Biz Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız. Çünkü zaman içerisinde şunu gördük. Türk milliyetçilerinin ufku daraltıldı. Yani bir Türk milliyetçisinin bu ülkeyi yönetebileceğine dair inanç maalesef ki kırıldı. Önümüzdeki kritik seçimlerin en kuvvetli iki adayı olarak gösterilen Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki rakibi daha var. Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Fakat Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı muhalif camialarda büyük tepkilerle karşılanmıyor. Özellikle Muharrem İnce'ye yöneltilen oyları böleceksin eleştirileri Oğan'a pek de yansımıyor. Bu tepkisizliğin iki sebebi olabilir. Birincisi Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'nın seçmen tabanında karşılık göremeyeceği düşüncesi. İkincisi ise hem iktidar hem de muhalefet, Zafer Partisi'ne yakın duran öfkeli milliyetçi kesimin kendi adayları etrafında konsolide olmasını tercih etme ihtimali. Tüm ihtimallerden azade olan gerçekse, Iğdırlı bir Türk milliyetçisinin 14 Mayıs'ta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkacak olması. Seçimlerdeki performansı ne olur bilinmez. Ancak 14 Mayıs, o anın çalkantılı siyasi kariyeri için önemli bir kırılma noktası olacak gibi gözüküyor. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Podcast 6 kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni tak.com.tr'ye bekliyoruz.